Merhaba Makas ee, Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Bugün size Ginko bilimden, Ginko kitaptan bilim serisinden çıkan bir e, kitabımdan bahsetmek isterim. İşte adı Evrim, Bilim ve Tarih. Dolayısıyla eğer kitabı da göstermek gerekirse hemen göstereyim. Dolayısıyla e, ve alt başlığını da bir bu yaşam görüşünde ihtişam var diye koymuştuk. E, kitabın içeriği şöyle. Şimdi kitap kısa, genellikle 3 ila 5 sayfa arasında yer tutan denemelerden ya yani işte makalelerden oluşuyor. Fakat bunlar yoğunca makaleler ve belli bir sıra çerçevesinde ben bunları yazarak kitaba yerleştirmeyi düşündüm ve kitapta bu şekilde ortaya çıktı. Tabii Charles Darwin'in türlerin kökeni ve sonraki eserlerindeki evrimsel biyoloji mirasının ne anlama geldiği üzerinden başlıyor kitap. Ve işte Darwin devrimi adı verilen bir altı bölümle devam ediyor. Daha sonra evrim kitabından sayfalar diye bir bölüm var. Ve son olarak da bilim ve tarih diye bir bölüm var. Evrim kitabından sayfalar bölümü bu Darwin devrim dediğimiz değişimleri özetledikten sonra ne olduğunu işte son genomik bilgilere kadar getirdikten sonra işte modern evrimsel biyolojinin böyle ikonik çalışma konularına odaklanan ve bu konular çerçevesinde başlıklar çerçevesinde önem taşıyan örnekler üzerinden evrimsel biyoloji anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla dolu dolu bir teknik evrimsel biyoloji bilgisiyle e, okurun karşılaşmasını istedim. Aynı zamanda bilim ve tarih bölümünde ise daha çok özellikle Türkiye'deki evrimsel biyolojiye ilişkin bir tarihsel perspektif vermeye çalışsa, Bunun için de spesifik dönemi ve yazıları ele aldım doğal olarak. Ve son iki yazı ise önem taşıyan iki tane organizmanın bir tanesi işte şaraplık veya işte ekmek mayası ve bira mayası. Bir diğeri de datrastromonyum adı verilen ve belli bir dönem itibariyle evrimsel biyolog ve genetikçilerin yaygın kullandığı model bir organizmaya odaklanan bir tarihsel perspektifi yani kültür tarihiyle bilim tarihini bir araya getiren ve bunu evrimsel biyoloji çalışmaları üzerinden yapan iki bölüm oldu. Ama kitabın tamamı için şunu söylemem gerekiyor. Zaten adı Evrim Bilim ve Tarih. Kitaptaki her bir bölümü bilim tarihi ve bilim felsefesinin temel kavramları çerçevesinde, temel bakışıyla da yazmaya çalıştım mümkün olduğunca. Yani bölümler hani açık söylemek gerekirse böyle kuru teknik makaleler içeren bölümler değiller. Belli bir kaygıları var. Çünkü işte bilimin insan düşünüşü, duyumsamasından, işte sosyoloji ve kültüründen bağımsız bir işte iştigal olduğunu hiç düşünmediğim için böyle bir saf bilim perspektifiyle bütün insan etkinliğinden bağımsız bir bilim olmayacağını düşündüğüm ve bildiğim için dolayısıyla her bir makale bu şekilde oluştu. Yani makaleleri eğer okur zaten görecektir. E, 3-5 sayfa olmakla beraber e, belli bir işte felsefi ve bilim tarihi kaygısı içerisinden de meseleye bakıyorlar. Aynı zamanda kitapların bölümleri de bu şekilde oluşturuldu. E, ve hatta mümkün olduğunca işte bu insanın duygu ve düşünüşünden, duyumsamasından bağımsız olmayan bir bilim etkinliği derken e, işte mesela bir bölüm geçen zaman göçmen güvercinin diye bir güvercin vardı. Ectopistes mikotorius. Bu artık günümüzde yaşamayan bir, birası aşkın süredir bir güvercin türü. Amerika'sında zamanında çok yaygın olan. Bununla ilgili bölümü yazarken Ziya Osman Sabah'ın Sebil ve Güvercinler şiirindeki o işte yok olmuştu yerleştirdiği o şiirinden yola çıkarak buraya geçtim. Yani demek istediğim yani mümkün olduğunca okura işte ya bilimin o insan üretimiyle eş, insan düşünüşüyle, duyumsamasıyla eş ama aynı zamanda insanın da dışından baktığı bir, bakması gereken bir evrene dair bir kuramlar ve pratikler bütünü olduğunu, mümkün olduğunca aksettiren yazılar oldu. Ve ben çok keyif aldım açıkçası. Dolayısıyla işte amacım işte standart bir evrimsel biyoloji kitabı haricinde işte okuru mümkün olduğunca evrimsel biyolojinin hemen hemen bütün cephelerine kapı açabilecek bir kitapla buluşturmaktı. Umarım e, okuyanlar da beğenir ve eleştirilerini de çekilmeden yapabilirler. Gelecek her türlü eleştiriye de ben elbette açıyım. Evet. Teşekkür ederim.